Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 14. haftası 4. videosundayız. İkizkenar yamuğun konu anlatımını yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yan kenar uzunlukları eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk adını veriyoruz. Evet, bunlar eşitse biz buna ne diyoruz? İkizkenar yamuk diyoruz. İkizkenar yamukta ne demiş arkadaşlar burada? Taban açıları birbirine eşit, tepe açıları da birbirine eşit demiş. Bakalım gerçekten öyle mi? İspatlayalım. Hocam şuradan bir paralel kenar oluşturacak olursak her zamanki yöntemimiz. Paralel kenardan dolayı bunlar birbirine eşittir. Bu açı alfa ise burası da alfadır. İkizkenarlıktan dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. Şimdi şunu silecek olursak taban açıları gerçekten birbirine eşit. Tepe açıları da birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Burası 180 eksi alfa, burası da 180 eksi alfa yapar. Sonra ikizkenar yamukları ne demişiz? İkizkenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hemen bunu gösterelim. Hatta köşegen uzunlukları birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit olmuş burada. Bakalım bu nereden geliyor? Bunu şu şekil üzerinde göstereyim arkadaşlar. Ben şunu şöyle çizecek olursam, şu köşegeni de çizecek olursam, köşegenleri çizeyim arkadaşlar. Şu köşegenlerin birbirine eşit olduğu söyleniyor. Gerçekten öyle mi bakalım? Şimdi gençler, bir kere bu açımız kaç? Alfa derece. Bu açımız ne? Alfa derece. Şimdi şu üçgene dikkat edecek olursak, çift çizgi alfa ve AB kenarı uzunluğu. Yani şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Burası da A mı? Evet. Arkadaşlar, alfanın kolları nedir? A'ya B değil midir bu üçgende? Evet. Aynı zamanda diğer üçgende de arkadaşlar, şu üçgende de alfanın kolları A, B, B değil mi? Hem sarı üçgene bakın hem mavi üçgene bakın. Hocam alfanın kolları A'ya B, alfanın kolları A'ya B. O zaman bunlar kenar açı kenardan benzer midir? Benzerdir. Hatta kenar açı kenardan eşittir daha doğrusu. Benzerlik oranı 1. Alfanın kolları A'ya B, alfanın kolları A'ya B. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. O zaman burada A'yı gören nokta açısıysa, buradaki mavi üçgende de A'yı gören nokta açısıdır. A hocam şunlar eşit oldu. Hatta Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. Dolayısıyla şu parçayla şu parça eşit oldu. Bu parçayla da bu parça eşit oldu mu? Oldu. Bak, bir köşegen çizgiye S, çizgiye S. Yani köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerlerde birbirine eşit oldu. Hatta burası çizgi açısıysa burada çizgi açısı diyebiliriz. Çünkü tamamı alfa ya. Noktaya çizgi ise alfa, noktaya çizgi. Ondan sonra bu açıyla da bu açıda birbirine eşit diyebiliriz zaten arkadaşlar. Çünkü bu açıda noktaya çift çizgi ise bu açıda noktaya çift çizgi olmak zorunda. Çünkü tepe açıları da birbirine eşit olduğundan dolayı. Tamam. Köşegenlerin eşit olmasını böyle ispatla mı yapacağız? Yok. Köşegenlerin eşit olması önemli arkadaşlar. Bunu bilin. Çünkü ikizkenar yamukta iki tane yöntemimiz var. Yöntemlerden biri bu. Köşegenlerin eşit olması. Özellikle bir köşegenle alakasız bir yerde bir eşitlik verildiğinde bu eşitlikleri kullanıyoruz arkadaşlar. Köşegenlerin eşit olmasını ve kendi çapında ayırdıkları yerlerin birbirine eşit olmasını kullanıyoruz. Merakınız gitsin diye ben sadece ispatını yapıyorum. Tabi bazı özellikleri vermiyoruz. Çünkü üçgenden daha kolay yapılabildiğini gösterdiğimiz için. Ama bunun ispatı biraz zor olduğu için bunu bilmek lazım. İkinci şey de bu da çok önemli arkadaşlar. Dedik ya, ikizkenar yamuk gördüğünüzde iki tane tekniğiniz var. Bir, köşegen çizilmişse diğer köşegende siz çizeceksiniz. Ya da köşegen çizmek diyelim daha doğrusu. İki, şu dikmeleri çizmek. Arkadaşlar ikizkenar yamukta bu dikmeleri çizeceksiniz. Burada Hüseyin Bey uzunluğu AXC bölü 2 diye yazmışım ama sakın ezberleme, ispatı videoda yapılacak. Yani şimdi yapacağım arkadaşlar ispatını. İkizkenar yamukta arkadaşlar şu dikmeler çok önemli. Bu dikmeleri çizin. Bu dikmeleri çizdiğinizde şunlar birbirine eşittir. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi arkadaşlar ikizkenar yamuk olduğundan dolayı alfa ise bu alfa değil midir? Evet. Alfa 90 ise burası beta. Alfa 90 ise burası beta. Aa hocam, şu üçgen de alfa beta 90, bu üçgen de alfa beta 90 yaptığından dolayı iki üçgen benzer. Hatta iki üçgen ne oldu? 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Dolayısıyla burada beta'nın karşısındaki bu kenarla beta'nın karşısındaki bu kenar birbirine eşit. İşte şu dikmeleri çizeceksin, hemen ayırdıkları yerler birbirine eşittir. Burası da AXC bölü 2'miş. Niye? C iken yukarısı aşağısı C değil mi? Evet. Hocam bu iki parça birbirine eşit ve burası C ise AXC kaldı bu ikisine. O zaman hem burası A eksi C bölü 2 hem de burası A eksi C bölü 2. Yani sen formülle yapma. Şu dikmeleri çiz, olayı bitir. Çok rahat bir şekilde çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Evet, ikizkenar yamukta olmazsa olmazlarımızdır bunlar. Ya köşegen ya da şu dikmeler. Unutma. Hadi bakalım. Sorulara geldik. İkizkenar yamuk demiş. Hocam köşegenler dik kesiyor, hemen dışarıda paralel kenar mı oluştursak? Kardeşim gerek yok. Öncelikle köşegenler çizilmiş. Zaten bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Ek çizimi en son çareye bırakıyorduk değil mi? Verilen bilgileri kullanabiliyorum ben burada. AD uzunluğu isteniliyor. İkizkenar yamuk. Hocam köşegenler birbirine eşit. Şuradaki parçalar da kendi çapında ayırdıkları parçalar da birbirine eşit.
Ne çıktı burada? İkizkenarda iki üçgen. 45, 45, 90 üçgeni. Ya da burası 90, burası da 45, 45, 90 üçgeni. Aa hocam, 8'i kök 2'ye böldüğümde 8 bölü kök 2 4 kök 2 çıkar. 6'yı kök 2'ye böldüğümde de burası 3 kök 2 çıkar. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı burası 90 derece olduğundan burası da 5'in kök 2 katı yapmaz mı? Yapar. Çünkü 3, 4, 5 üçgenin kök 2 katı olduğundan dolayı cevabımız böylelikle 5 kök 2 oldu arkadaşlar. Geldik örnek 28'e. Bak, alan ABCD nedir diye soruluyor. Arkadaşlar iki tane tekniğimiz var. Ya köşegen çizeceğiz ya da şu dikmeler. Sen bu dikmeyi çizince karşına 15, 75, 90 çıkıyor. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşısına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol değildi. Ne yapacağız hocam burada? Köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de sen çiz kardeşim. Çizdin. Kendi çapında ayırdıkları yerler. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Bu köşegen 6 iken bu köşegen de 6 mı? Aynen öyle. 6. Hocam 75. Bak ikizkenar var burada. 75 ise burası da 75. 75, 75, 150. Burası kaç oldu? 30 derece oldu. Ha, köşegenler belli. Arasındaki açı belliyse alan belli midir? Evet, köşegenler çarpımının sinüs alfa ile çarpımının yarısı değil miydi? Evet, herhangi bir dörtgende köşegenler belli ve arasındaki açı belliyse köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 alana eşitti. Yani burada ne oluyor o zaman arkadaşlar? 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2 alana eşittir. Bu da 36 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 yaptı. O da kaç yaptı arkadaşlar? Sanırım 9 yaptı, işlem hatası yapmadıysak. Evet, 28. sorunun cevabı böylelikle 9 oldu. Geldik 29'a. Evet, ABCD ikizkenar yamuk demiş. Şu alfa açısı isteniliyor. Arkadaşlar bir de AD ile BC birbirine eşit verilmiş. İkizkenarlıktan AC ile EB'nin uzunluğu da eşit verilmiş. Bak, 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 tırtıklıyorum şöyle. AC ile EB'nin uzunluğu, yani şurası eşit verilmiş. Köşegenle alakası yerde eşit verilmiş ikizkenar yamukta. Ne yapacağız? Hocam diğer köşegeni biz çizelim. Özellikle bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde o diğer köşegeni de mutlaka siz çizin. Bakın köşegenlerin eşitliğini gösterdim. Hocam bu köşegenle bu köşegen eşit. Aa, önceden alakası olan eşitlik. Bak şimdi tırtıklı ve tırtıklı yan yana geldi. İkizkenar çıktı burada. Hocam 25 ise o zaman burada kaç da 25'tir? 25'tir yan yana gördüm, dayanamam. İki iç açı bir dış açı eşit. Hocam burası 50 yaptı. Bu arada şu parçalar birbirine eşit değil miydi? Şu parça ya da şu parça. Yani köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit çünkü. Hocam şuradaki ikizkenarlıktan burası da 50 mi oldu? Evet. Alfa nerede? Dikkat et. Alfa şurada hocam. Alfa şu üçgende. Bu üçgene dikkat edeceksin o zaman. Yani oradaki üçgende 50 var. 25 var. Alfa var. Yani alfa artı 50 artı 25'in ne olması lazım arkadaşlar? Üçgen iç açıları toplamından 180 eşit olması lazım. Burası 75, alfa da 180 eksi 75'ten kaç çıkıyor arkadaşlar? 105 derece çıkıyor. Yani örnek 29 böylelikle 105 çıktı. Geldik örnek 30'a. Arkadaşlar burada ne var? ABCD ikizkenar yamuk demiş. Hocam diğer köşegeni çizsek mi? Çizsek ne fayda? Bir işine yarıyor mu? Bak bakayım. Yaramıyor değil mi? O zaman sildik. Hocam işimize yaramıyor. Ne yapacağız peki burada? Arkadaşlar İki tane tekniğimiz var. Ya köşegen çizeceksin ya da bu dikmeler, verilen bilgilerle bir şey yapamıyorsun şu anda. O dikmeleri çizelim. Hop şöyle, hop şöyle. Çizdik bakalım dikmeleri. Dikmeleri çizdiğimizde hocam 1 ise burası da 1. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitse 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı bunlara. 4 birim, 4 birim kaldı. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Arkadaşlar bakın hiç o formüle de gerek yokmuş gerçekten de, hemen bulabiliyoruz. BC uzunluğu isteniyor. X isteniyor. Hocam burada dikten dik çizilmiş. Ne var? Öklit. Önce H'ı bulsam H kare PK'dan H'ı bulup Pisagor'dan da X'i bulabilir miyim? Bulabilirsin. Ama gerek yok. X'e ait de Öklit bağıntısı direkt yok mu? Bu değil mi arkadaşlar? X'in karesi eşittir 4 çarpı tamamı. 4 çarpı 9. Yani X kare eşittir 36'dan. X de buradan kaç gelir? 6 gelir. Örnek 30'un cevabı da böylelikle 6 yaptı ve geldik örnek 31'e. ABCD ikizkenar yamuk demiş. Köşegen çizsek bir alt olmayacağı belli. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Şu dikmeler değil mi? Evet, dikmeler. Dikmeleri çizelim. Hop çizdik. Hop çizdik. Yamuğun bu arada orta taban uzunluğu isteniyor. Bu dikmeleri çizince hocam burası 5'ken burası 5. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Hemen şunları gösterelim. Hocam burası A ise burası da A. Buraya 9 eksi A kaldı. O zaman burası da 9 eksi A. Benden ne isteniyor arkadaşlar? Yamuğun orta taban uzunluğu isteniyor. Orta taban uzunluğu arkadaşlar alt taban, yani alt tabanla üst taban toplamının yarısı değil mi? Evet. Alt tabanımız ne? Şöyle bakacak olursak
9 eksi a artı 5 artı a artı 9 eksi a artı üst tabanımız da 5 eksi a. Eksi a'lar. Bir daha bakalım şuna. Şurası 9 eksi a, burası 9 eksi a, burası 9 eksi a artı 5 artı a. Ondan sonra artı 9 eksi a, 5 artı a. Ha, şurası artı olacak, pardon. Şu a'lar gitti, bu a'lar da gitti. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Cevap tabi bölü 2 arayacağız değil mi? 9, 5 daha 14, 14, 28. Yukarısı 28 yaptı. 28 bölü 2'den cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 14 yaptı. Evet, orta taban istenildiği için alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böldük ve cevabı bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Ne bulduk arkadaşım? 14 bulduk. Böylelikle arkadaşlar ikizkenar yamuğu da hallettik. Arkadaşlar dik yamuk olsun, işte ikizkenar yamuk olsun, bunlarla ilgili sorular alanda da olacak. Bunlarla ilgili biraz sonra, yani bundan sonraki videoda daha geniş sorulara da yer verdik zaten. Merak etmeyin. Alan soruları yazamadık ya, normalde daha çeşitli sorular var. Ama sadece uzunlukla ilgili olan kısmı anlattığım için burada bu sorularda dikkat ederseniz alan yok. Ama yamukta alanda bu ikizkenar yamukla da ilgili alan sorularıyla da, ya da dik yamukla ilgili alan sorularıyla da karşılaşacaksınız, haberiniz olsun. Evet, neyse, böylelikle arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çünkü ikizkenar yamuğu bitirdik. Yamukta alana başlamayayım isterseniz. Çünkü bunlar ayrı ayrı bölümler, ayrı ayrı dinlenmesi gereken bölümler. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yamukta alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.